Bu filmde izleyeceğiniz görüntüler 1961 ve 1972 yılları arasında Apollo astronotları tarafından çekilmiştir. NASA'nın Ay'a ayak basma programında 400 bin insan çalışmıştır. Ay'a ayak basmak insanoğlunun bugüne kadarki en büyük teknolojik başarısıdır. Bu Apollo 1'den 17'ye kadar tüm uzay mekikleriyle Ay'a giden cesur astronotların hikayesidir. Apollo görevlerinin resmi olanları 1967'de isimsiz bir roketin fırlatılmasıyla başlar. Bundan bir yıl sonra bunu dünya yörüngeli Apollo 6 ve 7 takip eder. Her ikisi de Apollo donanımının bir sonraki teknik denemesidir. 1967'deki Cape Kennedy'ye yapılan rutin deneme ölümcül bir kazayla son bulur. Sonraki ölümcül görev Apollo 1'de ölen 3 astronotun anısına düzenlenmiştir. İçinde insan bulunan ilk görev Apollo 7'dir. Bu bir uzay aracının ve içindeki ekibin uzun süren bir görevde başarılı olabileceğini ispatlamıştır. Buradaki temel amaç kumanda kapsülünü 3. basamağa bağlamaktır. Yerleştirme manevraları Apollo programının en önemli elementleridir. Apollo uzay aracı iki parça ve bir de ay kapsülünden oluşmaktadır. Hizmet kapsülü. Bu diğer parçaların yanı sıra hayat destek sistemleri, reaksiyon kontrol iticileri ve çalıştırma biriminden oluşmaktadır. Kumanda kapsülü. Burası astronotların içinde yaşadığı ve uzay aracını idare ettikleri parçadır. Dünya atmosferine girmeden önce kumanda kapsülü hizmet parçasından ayrılır ve ısı kalkanıyla iniş parçası haline gelir. Yolculukta hareketsiz yıldızlar takip edilir ve sekstant olarak kullanılır. Uzay aracının atık olarak attığı su parçacıkları görüş açısını zorlaştırmaktadır. Ekip yeni takım yıldızını keşfeder ve bu yeni takım yıldızına bir ad koyar. Urin 10 takım yıldızı. Uzay emektarı Walter Schirra ilk gününde kuvvetli bir soğuk algınlığına yakalanır. Bundan önceki Merkür ve İkizler takım yıldızı gezilerinin de hiçbir yardımı olmaz. Komutan hiç vakit kaybetmeden bunu ekibine de bulaştırır. Astronotlar sümkürmek zorunda kalırlar. Ekibin grip olduğu, yer çekiminin olmadığı ortamda burnun boşaltılması dünyadaki gibi kendiliğinden yapılamaz. Apollo 7, Dünya'ya yaklaşık 260 kilometre mesafede yörüngeye girer. Ekip ince atmosferin ve Dünya'nın yüzlerce fotoğrafını çekme fırsatı bulur. 1967'deki Apollo 7'nin uçuşuna kadar daha önce fotoğraflanmamış pek çok yerin fotoğrafını çekerler. Sıkıntıyla geçen 10 günün sonunda Apollo donanımı Ay'a uçmak için hazır olduğunu ve orada uzun süre kalabileceğini ispatlamıştır. Bundan 2 ay sonra da Apollo 8 fırlatılmaya hazır olacaktır. Apollo 8 dünyanın en büyük hayalini gerçekleştirecekti. İnsanoğlu Ay'a doğru yola çıkmıştı. 24 Aralık 1968'de havalandıktan 3 gün sonra Apollo uzay aracı Ay'ın yörüngesine giremeden durdu. Uzay aracı Ay'ın arkasında dururken kendi ekseni etrafında döndü. Ay'ın üzerinde yükselirken Dünya astronotların görüş alanına girdi. Aman Tanrım, şu görüntüye bakın. Sırada Dünya var. Vay canına, harika. Gezegenimizin bu mavi resmi sembolik bir fotoğraf haline geldi. İnsanlarımızın Dünya'nın ne kadar kırılgan bir yapısı olduğunu görmelerini sağladı. Kendi gezegenimizin resmi çevresel koruma hareketinin başlıca kaynağı oldu. Ay'a doğru ilerlerken astronotlar İncil'in yaratılışla ilgili ilk satırlarını okudular. Noel mesajları milyarlarca insan tarafından dinlendi. Dünya'da kalan tüm insanlar, bu mesaj size Apollo 8 ekibi tarafından gönderilmiştir. Tanrı başlangıçta cenneti ve dünyayı yarattı. Dünyanın şekli ve gerçekliği yoktu ve derinlikteki karanlık her yere hakimdi. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dolaştı
ve Tanrı ışık olsun dedi. Tanrı ışığın iyi bir şey olduğunu gördü ve Tanrı ışıkla karanlığı ayırdı. Tanrı ışığa gündüz, karanlığa gece dedi. İlk günde sabah ve akşam vardı. Tanrı dedi ki, suların ortasında gök kubbe var. İkisini birbirinden ayıracağım. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Ve onun altında da sular vardı. Bu ikinci günün sabahı ve akşamıydı. Ve Tanrı dedi ki, suları cennetin altında toplayalım ve yeryüzünü kurutalım. Öyle de oldu. Tanrı kuru yerlere yeryüzü dedi. Ve bir araya getirdiği sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun güzel olduğunu gördü. Ve Apollo 8 ekibi olarak biz sizlere iyi bir gece, iyi şans ve mutlu Noeller diliyoruz. Tanrı sizi kutsasın. Tüm dünyadakileri kutsasın. Apollo 9'un görevi Ay kapsülünü ilk kez uzay boşluğunda denemekti. Üçüncü roketin kaplaması altındaki taç yapraklar uçuyor ve Ay kapsülü üçüncü basamağın üzerine çıkıyor. Apollo uzay aracı Ay kapsülüyle 180 derecelik yapışık bir şekilde giriyor. Ay kapsülü yerleştikten sonra roketin üçüncü bölümünden çıkıyor. Astronotlar Ay kapsülüne tırmanmaya başlarlar. Ay kapsülünün uzay boşluğunda çıkıp ilk uçuşunu gerçekleştirmesi sorunsuz bir şekilde yapılıyor. Güvenliği yalnızca naylon bir kabloyla sağlanan Russell Schweikert Ay kapsülünü terk ediyor. Meslektaşı David Scott'ın kumanda kapsülünün kapağını açarken fotoğrafını çeker. Ayrıca astronotların giysileri de uzay testini geçti. Apollo 10'un hedefi Ay kapsülünü Ay'ın yörüngesinde denemektir. Astronotlar kendi inişleri haricindeki gerekli olan bütün manevraları denediler. Ay'a doğru olan uçuşlarında görevleri boyunca astronotlar ölümle burun buruna olduklarını bilmiyorlardı. Kumanda kapsülü Ay'ın yüzeyine 110 kilometre kadar yaklaştı. Ay kapsülü kumanda kapsülünden ayrıldı ve Ay'a doğru ilerledi. Ay'a dokunacak kadar yakın görünüyordu ve Ay kapsülü buraya 15 kilometre uzaklıktaydı. Ama felaket uzay aracının üzerine tırmanıyordu. Parçanın yerinden çıkması ancak birkaç denemeden sonra gerçekleşti. Sonra reaksiyon motorları ve reaksiyon kontrol iticileri devre dışı kaldı. Komutan Tom Stafford, manuel kontrolü kullandığını varsaydı. Kapsülü ancak en son anda Ay'ın yüzeyine çarpmaktan kurtardılar. Birleşik Devletler'in sembolü olan ve gagasında zeytin dalı tutan Amerikan Kel Kartalı, Apollo 11'in niyetinin huzurlu bir şekilde Ay'a inmek olduğunu temsil ediyor. Ateşlenen füze Saturn 5, 10 metre yüksekliğindeydi. Burada roketin inşa alanını görebilirsiniz. Dikey inşa alanının yüksekliği 160 metre. Bu öyle bir yükseklik ki bulutları bile içine alabilir. 300 ton ağırlığındaki Saturn 5'i taşıyan paletli araç 5,5 kilometre uzunluğundadır. Neil Armstrong iyi dilekleri duyduktan sonra çok teşekkür ederim. İyi şanslar. Tanrı yardımcınız olsun diye cevap verdi. Rehber içeride. Kalkış 15 saniye var. Rehber içeride, tekrar ediyorum. 12, 11, 10, 9. Ateşleme sırası başlasın. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bütün motorlar çalışsın. Havalan. Kalkış yaptık. Apollo 11'in kalkışından bu yana 1 saat 32 dakika geçti.
Apollo 11, 16 Temmuz 1969 yerel saat 9.32'de görevine başladı. Satürn 5'in çalışması insanoğlunun çıkardığı seslerin aksine 2000 kilometreden bile duyuldu ve sismik ölçüm istasyonları bu ses dalgalarını ölçebildi. Ay'a yolculuk, işlevlerini tamamladıkça azalan birkaç uzay aracından oluşuyordu. Bu uzay aracının dengede kalmasını ve daha az yakıt tüketmesini sağlıyordu. Apollo uzay aracı bundan 12 dakika sonra dünyanın 180 kilometre üzerinde uçuş yörüngesine girdi. Sistem kontrolünü takiben ay doğrultusuna giriş komutu verildi. Bu komuttan sonra 3. basamak yeniden ateşlendi ve uzay aracı ayın yörüngesine girdi. Apollo 11'in 3 günlük seyahati televizyonlardan canlı görüntülerle yayınlandı. Ay kapsülünün pilotu yerçekimi olmayan bir ortamda ekmeğin arasına jambon koyduğunda bilgisayar parlıyor. Akşam yemeği hazır. Harflerden oluşan bir klavye yoktu. Astronotlar komutları girerken harflere dayalı kısaltmaları ve rakam kombinasyonlarını kullanmak zorundaydılar. Tam bir ay görevi 15.100 tuş vuruşu gerektirmekteydi. Sekstant ve gezinti bilgisayarına ilaveten uzayda yön bulmak için yıldız haritaları da kullanılıyordu. Yıldızlar astronotların daima pozisyonlarını doğrulamalarına izin veriyordu. 3 günlük 380 bin kilometrelik yoldan sonra Apollo 11 ayın yörüngesine ulaşmayı başardı. Çocukken bile uçmaktan büyülenen 1930 doğumlu Neil Armstrong ve onun yaşıtı olan ve bir ordu pilotunun oğlu olan Buzz Aldrin ay kapsülüne tırmanmaya hazırlanıyordu. Sonra Kartal adı verilen ay kapsülü komuta kapsülünden ayrıldı. Pekala, bütün uçuş kontrolörleri iniş kontrolünü açmayın. Retro, FDO, yönlendirme, kontrol, telkom, GNC, İKOM, operatör, Capcom, inişe geçiyoruz. Michael Collins kumanda kapsülünde kalıp yoldaşlarının aya doğru havalanmalarını izliyor. Çok yakında bu huzur denizi denge rolü oynayacaktı. Zaman zaman Houston ve ay kapsülü arasındaki bağlantı kopuyor ve bilgisayara fazla yükleniliyor. Kapsül planlanan mesafeden 4,5 kilometre daha kısa bir mesafeye iniyor. Komutan Neil Armstrong ay kapsülündeki el kontrollerini sakince kullanmaya devam ediyor ve döküntüyle dolu bir yüzeye inmeyi engelliyor. Houston'daki görev kontrol ve uçuş kontrolörleri bu esnada nefeslerini tutuyor. İki aşağı. İleri, ileri. Güzel. 40 feet aşağı, 2, biraz toz alıyor. 30 feet aşağı, gölge soluk. Michael Collins hala aya inmeye çalışıyor. Ve telsizle Kartal'ın aya iniş yapmak için yeterli yakıtı olduğunu söylüyor. 30 saniye. 20 Temmuz 1969'da ay kapsülü yalnızca 20 saniyelik yakıtla aya iniş yaptı. Tamam, motoru durdur. Aca devre dışı. Modlar hem otomatik hem de alçalma motoru emri geçersiz. Kapalı. Motor kolu kapalı. 413 içeride. İndiğinizi anlıyoruz Kartal. Houston, buradaki üst sakin. Kartal indi. Tekrarlıyorum, Kartal indi. Bundan 6,5 saat sonra Neil Armstrong'un bu sözleri tarihe geçti. Şu anda LEM'den iniyorum. Bu bir insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım.
Astronotlar uzay aracının dışında geçirdikleri 2,5 saati fotoğraflar ve 16 milimetrelik filmlerle anlattılar. Buzz Aldrin, ayın yüzeyine bilimsel bir platform taşıdı ve sonra daha uzun süreli deneyler için bunu aktif hale getirdi. Bunun özelliklerinden biri de ayın yüzeyinin 3 boyutlu fotoğraflarını çekebilen stereo kamera olmasıydı. Bu 3 boyutlu kamera 3 boyutlu resimler çekebiliyor ve ayın yüzeyinden 2 farklı açıda görüntü alabiliyordu. Bu makine Eastman Kodak tarafından yapılmıştı. Ayın kumu yalnızca bir açıdan fotoğraflanabiliyordu. Çünkü toz halinde olduğundan en ufak bir harekette dağılıyordu. Aydan dünyaya dönerken ay kayasından parçalar dökülebilir ya da kumdan meydana gelen bu şekil tamamen formunu kaybedebilirdi. İşte dünya gezegeninden aya ilk ayak basan insanlar. 1969 Temmuz'u. Sağ salim geldik insanoğlu. Sağ salim aydayız. İniş kapsülünü sıcaktan koruyan bir kalkan vardı ve 2649 derecelik ısıya kadar dayanıklıydı. Aydan ayrıldıktan 4 gün sonra 3 paraşütte zamanında açıldı ve Apollo 11 ekibi Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Astronotlar geldikten sonra sıkı karantina altına alındılar. Uzay gezginleri başka bir gezegenden gelen yaratıklar gibiydi. Astronotlar aydan herhangi bir mikrop getirmemek için özel izole kostümler giymişti. İlk olarak uçaktan mobil karantina aracı USS Hornet'e konuldular ve burada 21 günlük karantina süreleri başladı. Oraya eşlerinin girmeleri bile yasaktı. Taşınabilir karantina aracı askeri bir taşıma uçağıyla Houston'daki insanlı uzay aracı merkezine taşındı. Karantina aydan gelenler laboratuvarında da devam etti. Orada Apollo 11'in getirdiği 22 kiloluk kaya da dahil aydan gelen tozlar inceleniyordu. Astronotlar 2 hafta boyunca bir grup sağlık testinden geçtiler ve ayda yaşadıkları deneyimleri anlattılar. New York, Chicago ve Los Angeles'ta astronotların şerefine geçit törenleri düzenlendi. Armstrong, Aldrin ve Collins aya ilk ayak basan ekip olarak Sovyetler Birliği'ne karşı olan yarışı da kazanmışlardı. Batı'nın üstünlüğünün görülür bir kanıtı oldular. Kötü olan zorunluluklarından biri de bir daha uzaya uçuş deneyimlerini yaşamayacak olmalarıydı. Hiç kimse bir uzay kahramanının ölüm riskini göze alamazdı. Apollo 12'nin varış yeri fırtına okyanuslarıydı. Ve aya yolculuk ekip için fırtına bir yolculuktu. 14 Kasım 1969. Ekip atış rampasına doğru ilerlerken Cape Kennedy'nin üzerinde şiddetli bir fırtına başladı. Başkan Nixon ve çevresindekiler bir felakete tanıklık edeceklerinden şüphelenmiyorlardı. Ateşleme odasında 400'den fazla mühendis Saturn V'in çalışmasını izliyordu. Ateşleme odası Kennedy Uzay Merkezi'nin bir parçasıydı ve Florida'daydı. Roket bir kez atış rampasından çıktığında uçak kontrolörleri 1400 kilometre ötedeki Texas Houston'daki insanlı uzay aracı merkezinden aracı kontrol ediyordu. Görev kontrol merkezindeki devamlılıktan sorumlulardı. Saat yönündeki görevin kalkışa kadar olan tamamını izliyorlardı. Telsiz çağrı işaretleri Houston'dı. Kalkıştaki Apollo 12'nin elektrik sistemlerinden uçuş kontrolörü John Aaron sorumluydu. Başlangıç evresi sırasında Satürn 5'i iki kez yıldırım isabet etti. Ekranda görünen karışık sinyalleri doğru olarak tercüme edebilecek tek kişi Aaron'dı. Ne Apollo 12 ekibi
ne de ateşleme odasındaki teknisyenler uzay aracındaki elektronik aksamlar bozulduğunda düşme riskiyle karşılaştığında hayati kurtarış formülünü bilmiyordu. 10, 9, 8, ateşleme sırası başlıyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tüm motorlar çalışıyor. Başla, kalkış. Doğu standart saatine göre sabah 11.12'de kalktık. Anlaşıldı, kule temizlendi. Döndürme aşama programım var. Ve bu bebek gerçekten çok iyi. Anlaşıldı Pete. Bu güzel bir kalkış oldu. Sonuçta kötü değildi. Dönüşler tamamlandı. Anlaşıldı Pete. İlk yıldırım kalkıştan 36 saniye sonra meydana geldi. Lanet olsun o neydi? Sonraki ikinci yıldırım. Atış odasında kargaşa meydana geldi. Satürn 5'ten gelen telemetreler çılgına dönmüştü. Ve görev kontrol merkezine döndüğümüzde kimse ne olduğunu bilmiyordu. Monitörlerin ekranları okunamıyordu. Komutan Conrad bir güç hatası bildirdi. Pekala, platformu kaybettik arkadaşlar. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Yalnızca... Anlaşıldı. 3 yakıt hücresi ışığım var. Bir AC buz ışığı, bir yakıt hücresi kapması. AC buz 1 ve 2, ana buz A ve B gitti. John Aaron bir yıl önceki bir simülasyonu hatırladı. CE'den AUX'a tuhaf bir emir geldi. Apollo 12 Houston SCE'nin yedeğini deneyin tamam. FCE'den yedeğe. Lanet olsun bu da ne? SCE'den yedeğe. Astronot Aaron Bean düğmeye dokundu ve sonrasında yolda olan Apollo 12 bir kez daha güç sistemine bağlandı. İKAM raporu. Okuma geri döndü. Tamam, GDC'yi al ve AI'deki yakıt hücreleri geri geldi ve çalışıyoruz. Evet, Pete yakıt hücreleri iyi görünüyor. Sorunumuz burada. Ne oldu bilmiyorum. Yıldırım mı düştü hiç bilmiyorum. Apollo 12 yörüngeye ulaştı. Biraz daha hava testine gerek duyduğumuzu düşünüyorum. Amin. Tüm yakıt hücrelerimizi yeniden ayarladık. Tüm veri yolları çalışıyor ve yörüngeye girdiğimizde platformu açığa çıkardık. Anlaşıldı Pete. Bu kulağa iyi geliyor. Bu en iyi simülasyonlardan biri, inan bana. Biz burada birkaç kalp krizi geçirdik Pete. Pekala. Beni iyi dinleyin. Size bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben çıkış esnasında bunu unuttum. Burada olasılıklardan. Al beni uzaya getirmek için ne kadar da kötü bir yol. Apollo 12'nin en önemli olaylarından biri okyanus fırtınasına inerken bundan 2 yıl önce 1972'de Ay'a konuşlanan Ay kontrolörü Surveyor 3'ün 163 metre ötesine inmiş olmasıydı. Komutan Charles P. Conrad Surveyor 3'ün parçalarını söker. Daha sonra Ay'ın zor koşullarında da yaşayabilecek dünyadan bir bakteri getirip getirmediklerini kontrol eder. Sonuçlar bugün bile tartışılmaktadır. Tamam. Houston, şimdi televizyon kamerasını çıkarıyorum. Ay kapsülünün pilotu Aaron Bean televizyon kamerasını yeni bir yere taşıyor. Bir saniyeliğine kamera tüpü direkt olarak güneş ışığına maruz kalıyor. Kamera derhal patlıyor. Daha en başından beri bir uzay aktivitesine maruz kalıyor ve artık televizyon yayını yapmak imkansız hale geliyor. Amerikan televizyonu astronotlar gibi davranan aktörlerle anlaşıyor. Sahnede seslerse direkt olarak kullanılıyor. Şu kayaya bak. O kayadan biraz getir. Kameraları bozulmuş olmasına rağmen astronotlar Hezbol tarafından yapılan 360 derece dönebilen Interpild'in indiği aydan bu fotoğraf makinesiyle dünyanın büyüleyici fotoğraflarını çektiler. Thank you.
Dünya'ya dönüş uçuşu boyunca ekip bir güneş tutulmasına tanıklık etti. Dünya'dan güneş tutulmasını görmekle arasındaki fark, güneşi engelleyen ay değil, onun yerine yıldızın önüne dünyamızın geçmiş olmasıydı. Apollo 13, NASA'nın en başarılı astronotları olan Jim Lovell, John Swigert ve Fred Hayes hayatları için mücadele etmek zorunda kaldılar. Houston, burada bir sorunumuz var. Tekrar söyle lütfen. Houston, burada bir sorunumuz var. B taşıyıcısının voltajı düştü. Ana B taşıyıcısının voltajı düşük. Beklemede kal 13, bakıyoruz. Orada dikkat ve tehlike diyen büyük bir bandomuz vardı. Yaklaşık 56 saatlik uçuştan sonra dünyanın 300 bin kilometre ötesindeyken 2 numaralı oksijen tankı patladı. Bunun nedeni termostattaki kısa devreydi. Bu patlamadan yanındaki 1 numaralı oksijen tankı da etkilenmişti. Ve içindekiler 130 dakika içinde uzaya dağılmıştı. Uçuş kontrolörleri 2 oksijen tankından etkilenen diğer yakıt hücrelerinin yalnızca birkaç saat idare edeceğini hesapladılar. Uzay aracının suyu ve güç kaynağı da bozulma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Apollo 13 görevi başarısız olacaktı. Ay kapsülü Aquarius artık can kurtaran botu olmuştu. Ama sorun bunun yalnızca 2 kişilik olmasıydı. Havadaki karbondioksit oranı tehlikeli bir seviyeye gelmişti. Astronotlar boğulma riski taşıyordu. NASA doğaçlama yapmak zorundaydı. Gemide kullanılan çanta, seloteyp, uçuş planları ve komutanın çorapları gibi eşyalar hava arıtma sistemi için adaptör olarak kullanıldı. Uzay aracının direkt olarak dünyaya dönmesi imkansızdı. Dönüş yolu ayın etrafındaki manevralarla başladı. Güç tasarrufu yapmak için ay kapsülünün ısısı 0 santigrat dereceye kadar düşürüldü. Apollo 13 havalandıktan 6 gün sonra Nisan 1970'te dünyanın etrafındaki yörüngeye girdi. Ay kapsülü ayrıldı ve Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yanmaya başladı. Gemide radyonüklit pil vardı. Bu nükleer pil zarar görmemiş halde kalması için bir koruma kutusuna konulmuştu. Bu kutu böylesi durumlar için imal edilmişti. Günümüze kadar gelen bu radyonüklit pili 3.9 kilogram plütonyum içermekte ve denizin 6000 metre derininde yatmaktaydı. Telsizin sessizliği iyonizasyona neden oldu ve bu beklenenden daha uzun sürdü. Bunun nedeni tekrardan girişin hesaplandığından daha düz olmasıydı. Bunun nedeni ise bilim adamlarının gemide aydan getirilen bir kaya olmayacağını unutmuş olmalarıydı. Odyssey, Houston beklemede tamam. Apollo 13 bu kez gözden tamamen kayboldu. Arya'dan gelecek herhangi bir raporu bekliyoruz. Anlaşıldı Joe. Tamam, seni duyduk Jack. Telsizdeki 4 dakikalık sessizlikten sonra her yerden yardım sesleri duyuldu. Gemideki 3 adam kurtarılmıştı. Apollo 13 görev kontrolündekiler ve gemideki astronotlar imkansız gibi görünen bir görevi başarmışlardı. Yeni uzay kahramanları doğmuştu. Apollo 14'ün iniş alanı, Apollo 13'ün hedefi olan Fra Mario'nun dağlık bölgesiydi. Ay kapsülü Antares roketin 3. parçasından çıkacaktı. Komuta kapsülünü bağlama girişimleri ve ay kapsülünün bağlanması 2 saatin üzerinde sürdü ve başarısız olundu. Ard arda yapılan 3 başarısız girişimde bulunuldu. Dahası komuta kapsülündeki ısıyı düşürmek için yapılan boya katmanı da güneşin etkisiyle gözlerinin önünde bozulmuştu. Yerleştirme katmanında oluşan hataların nedeni yerleştirme mekanizmasındaki kopçalardan kaynaklanıyordu. Komuta kapsülü ay kapsülüyle birleştikten sonra kancalar teminat olacaktı ama kendiliğinden kilitlenen kancalar bunu reddetti.
bağlantı ancak 6 denemeden sonra gerçekleştirilebildi. Kaba kuvvetin sonucundaysa komuta kapsülünün reaksiyon kontrollü iticileri Ay kapsülüyle birleşirken fazladan saplanmışlardı. Ay kapsülü Anteras ana gemiden Ay'ın yörüngesinden ayrılıyor ve iniş başlıyor. Ama kısa süre sonra beklenmedik bir sonuç meydana geliyor. Ay kapsülünde bilgisayar durma yönünde bir sinyal alıyor. Eğer bir dur komutu Ay'ın yüzeyine inerken gelmiş olsaydı, kapsül otomatik olarak Ay'ın yüzeyinden yükselmeye başlayacaktı. Bu, bilgisayar programcısı Donald Ailes'in çözmesi gereken külfetli bir işti. Tuşlardan birine bir toz parçası girmişti ve bu sayede dur komutu devreye girmişti. Ailes, Ay kapsülünü tekrar programlamalıydı ve böylece dur komutunu devre dışı bırakabilecekti. Bilgisayar programı Cape Kennedy'deki simülasyon testinden başarıyla geçmişti. Sonrasında başka bir sorun daha belirdi. İniş radarı hiçbir bilgiyi iletmiyordu. Astronotlar tam zamanında inişe 5100 metre kala aygıtı tekrar çalıştırmayı başardılar. Uzayda yaptıkları aktiviteler sırasında astronotlar çalışmayan modüler araç taşıyıcısı, yani kısaca MAT adı verilen bir el arabası kullandılar. Ay taşıtı henüz inşa edilmemişti. Radyonüklit pili merkezi istasyona güç sağlıyordu. Apollo 14 deneylerle doluydu. Apollo Ay yüzeyi deneyleri paketi alet kümesiydi ve uzun süreli Ay deneylerini kontrol edecekti. Aletlerin genel olarak ömürleri 2 yıl civarındaydı. Özellikle Ay'daki sismik aktiviteleri solar rüzgarın bileşimini, yer çekimini ve Ay'ın çekim alanını ölçecekti. Görev kontrolünde bilgiler farklı alanlardaki bilim adamları tarafından inceleniyordu. Ay'daki ikinci günlerinde komutan Anna Shepard ve Ay kapsülünün pilotu Edgar Mitchell, Ay'ın bir üstteki kraterine ulaşmayı planlıyordu. Yönü bulmak zordu. Neredeyse 4,5 saat boyunca astronotlar yalnızca 3 kilometre yürüyebilmişlerdi. Rotadan sapmış ve çok vakit kaybetmişlerdi. Oksijen tüketimleri planlananın üzerindeydi. Astronotlar çok fazla terliyorlardı. Çünkü ağır olan meti çekmek zorundaydılar. Zamanları bitiyordu. Astronotların arkalarında taşıdıkları yaşam destek sisteminden gelen oksijenleri tükeniyordu. Korkan Ay bilim adamları keşif görevlerini bırakmak zorunda kalacaklardı. 2009'da Ay keşfi yörünge aracı tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü görüntüde astronotları Ay konisini yalnızca 30 metre geçtiklerini görebiliyoruz. NASA'da aktif olarak geçirdiği dönemden sonra başarılı bir ressam olan Apollo 12 astronotu Alan Bean, sporun tarihsel olayları arasına giren bir şeyi çiziyor. Ay'da oynanan ilk golf. Bunun için komutan Alan Shepard gemiye gizlice 2 demir başlı golf sopası ve 2 golf topu sokmuştu. Ölüm gibi dümdüz bir kez daha. Myler, Myler, bir. Apollo 15'in görevinin temeli coğrafyaya dayanıyordu. Bu, Komutan Scott'ın Gemini 8 ve Apollo 9'dan sonra 3. göreviydi. İniş alanı Ay'daki en yüksek noktalardan biri olan Apennine dağlarındaki Hadley Ramp'tı. 30 Temmuz 1971'de Ay kapsülü Falcon Hadley Rail'da dirsek adı verilen kavise doğru ilerlemeye başladı. Dağlık yüzeye rağmen Ay kapsülü başarılı bir şekilde Ay yüzeyine indi. Astronotlar 370 metre derinlikteki Hadley George'a baktılar. Sönmüş lav ve parçalanan lav damarları büyüleyici bir yer şekli oluşturmuştu. Genel görüntü içeren fotoğraf, 4.6 kilometre uzunluğunda ve 24 kilometre genişliğindeki ezici Hadley mesifini gösteriyor.
Astronotlar uzay aracını ilk defa deniyorlardı. Önündeki hatalı direksiyonuna rağmen saatte 20 kilometre yapabiliyordu ve Ay'ı keşfederken uzun mesafeleri kat etmek için yapılmıştı. Astronotlar Ay kapsülünün dışında 18 saat geçirebiliyorlardı ve 77 kilogramlık kaya toplamışlardı. Astronotların görevlerinin arasında Ay'ın üzerinde mektupları damgalamak da vardı. Böylece Apollo 15'in Pull'la irtibatı başlamıştı. Onaylanan zarflara ilaveten astronotlar onaylanmamış olan zarfları da yanlarında götürdüler. Ve bunları bir Alman koleksiyoncuya hatırı sayılır bir paraya sattılar. Daha sonra NASA bu olanları öğrendiğinde Apollo 15 hakkında resmi soruşturma başlatıldı. NASA astronotları kınandı ve bu olay Scott Worden ve Arvin'in uzay kariyerlerinin sonu oldu. Sorunun ilk günü. Pull çıkarmak için Hadley Real'den daha iyi neresi olabilirdi ki? Pulları damgaladıktan sonra komutan Scott canlı çekim yapan bir kameranın önünde Ay'daki düşme şeklini kanıtlamak istedi. Aynı anda çekiç ve kuş tüyünü yere attı. Farklı ağırlıklara sahip olmalarına rağmen iki obje de yere aynı anda düştü. Çünkü Ay'da hakim olan bir yer çekimi yoktu. Acaba bu Galileo Galilei'nin Ay'da atılan nesneler yere aynı anda düşer tezini onaylıyor muydu? Pekala, sol elimde kuş tüyü var. Sağ elimde ise başka bir kuş tüyü. Bugün buraya gelmemizin nedenlerinden biri de bundan uzun süre önce yer çekimi olan yerlerde düşen objelerle ilgili doğru saptamalarda bulunan Galileo adındaki bir beyefendinin bulduklarının Ay'da da geçerli olup olmadığını kontrol etmemiz. Ve bunu sizin için burada deneyebileceğimizi düşündük. Kuş tüyümüz Şahin'imize istinaden Şahin'den alınmış olmalı. Şimdi yere aynı anda düşmeleri ümidiyle ikisini de yere atıyorum. Buna ne dersiniz? Bu Bay Galileo'nun haklı olduğunu kanıtlıyor. Evet. Sizce de öyle değil mi? İyi görünüyor değil mi? Uzay keşfi esnasında ölen tüm astronot ve kozmonotların anısına Scott Düşen Astronot adını verdikleri heykeli Ay'ın yüzeyine dikiyor. Alüminyum plakanın üzerine Apollo 1'de ölen ekibin üyelerinin adı bile yazılmıştı. ...1967'de soğuk bir Ocak günü Gus Grissom, Ed White ve Roger Chaffee rutin egzersizlerini yapmak üzere yoldaydılar. Bu fişi çekme testi olarak biliniyordu ve buna roket, uzay gemisi ve servis merkezi arasındaki bağlantılar da dahildi. Testin tamamen güvenli olduğu düşünülüyordu. Kapsül için yapılan bu teste ne yangın ekibi ne de kule ekibi katıldı. Grissom kapsüle tırmandığında ekşimiş süt gibi kokan nahoş bir kokuyla karşılaştı. Telsiz bağlantısı kesilmişti. Sonrasındaysa komuta kapsülündeki saf oksijenden beslenen bir yangın çıktı. Çıkış kapısı açılmıyordu çünkü içindeki basınç çok yüksekti. Yangın başladıktan 30 saniye sonra astronotlar boğuldu. Cesetler naylon giysiler ve koltuklarla birlikte yanmıştı. Kaza hala bebek olan Apollo programının büyük bir başarısızlığı olarak tarihe geçti. Apollo modülünde ve uzay giysilerinde pek çok değişiklik yapıldı. İçindeki basınç çok yüksek olsa da çıkış kapağı acil durumlarda açılmalıydı. Kablolar ve yalıtımlar yangına dayanıklı olarak üretilmişti. Gemideki atmosfer en başta nitrojen-oksijen karışımıyla değiştirildi. Apollo bundan ancak 1,5 yıl sonra ilk kez insanlı uçuşunu gerçekleştirdi. Apollo 15 dünyaya dönmeden önce yer çekimi ve çekim alanlarını ölçmek için tali bir uydu bırakmıştı. Bu tali uydu Rainier Gamma bölgesinde manyetik bir anormallik tespit etti. Manyetik alan solar rüzgarının yönünü değiştiriyordu. Denize inerken heyecanlandırıcı bir an yaşandı. Paraşütlerden biri açılmadı. Güvenli bir iniş yapmak için iki paraşüt yeterliydi.
Apollo 16'nın hedefleri Ay'ın dağları ve kayalık bölgeleriydi. Ay kapsülü Orion Ay'ın arkasına konuşlandığında Apollo'nun ana ileri itiş birimi gemiyi ateşlemeliydi. Ama yedek sistemleri kontrol edilemez titreşimler yayıyordu. Thomas Mettingly kumanda kapsülünün bu ateşlemesini kurallara göre çalıştırmadı. Uzay aracı yine de Ay'ın yörüngesine girmişti. Teksas'taki İnsanlı Uzay Aracı Merkezi uçuş kontrolörleri, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden gelen matematikçiler ve Güney Kaliforniya, Kuzey Amerikan Rockwell'dan gelen mühendisler bir arada sorunu çözmeye çalışıyorlardı. Bunu yakında hesabı tamamen kapatacak olan simülasyonlar takip edecekti. Ana itiş birimi çalışır çalışmaz yedek itiş birimindeki titreşimlerin herhangi bir tehlikesi kalmayacaktı. Uzay pilotu komutan John Young ve Ay kapsülünün pilotu Charles Duke, Descartes dağlarına programın tam 6 saat gerisinde indiler. Bu oldukça güzel bir fotoğraf, size söylüyorum. Biraz daha yakına gelin. Tamam, işte oldu. Büyük bir tane. Yere doğru. Bir daha. Güzel. Bir havacı selamı görmek istiyorum Charlie. Ama havacılıkta selam verdiklerini sanmıyorum. Emin ol, veriyoruz. Dümdüz yukarı uçarlar ve arazi yumuşaktır. Tamam Charlie. Ne zaman söyle. İşte başlıyoruz. Bir daha yap. Bir tane de senin için. Tamam, bir dakika bekle. Bir tane daha. Evet. Artık iyi haberlerin vakti geldi gibi. Ev geri geldi. Uzay bütçesi 277'den 60 oldu. Buna mekik için gelen oylar da dahil. Güzel. Güzel. Tony. Bir kez daha söyleyeceğim. Bu selamla birlikte Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum. Size bunun nasıl bir program, nasıl bir yer ve nasıl bir deneyim olduğunu anlatacağım. Dostum, ben de söyleyeceğim. Ben de. Ülkenin bu mekiğe şiddetle ihtiyacı var. Uzaydaki ultraviyole ışık için spektrograf kullanılıyordu. Kamera, Ay kapsülünün gölgesine ışık olmayan serin bir yere kurulmalıydı. Astronotlar çok büyük hedefleri elleriyle belirleyebiliyorlardı. Bu nedenle kamera, dünyanın hidrojenden oluşan jeokoronasını gösterirken dünyanın çapını 15,5 kez büyütebiliyordu. Dünyanın kutup ışıkları pek çok ışıktan meydana geliyordu. Ve aydınlık atmosferi arkasındaki yıldızlar açıkça görülebiliyordu. Ay gezginleri pek çok geziye giriştiler. Ay aracıyla toplamda 26 kilometreden fazla yol yaptılar. Dünyada aldıkları yoğun coğrafya eğitimini Ay'da uyguluyorlardı. Dünyaya 96 kilogramdan fazla kaya ve toprak örneği getirdiler. Onu nerede parçalayacaksın John? SCB'nin açık Charlie, o yüzden kaya çıkabilir. Tamam. Gerçekten çabuk ufalanıyor değil mi? İşte şimdi gerçek bir kaya buldum. Aha! Şu parçaya bakın. İşte dur, getireyim John. Bu büyük parçalanabilen bir kaya. Şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf kaya. Bembeyaz. İyi gösteriydi. Hop. Tamam. Birinin tamamen içeri girdiğini görüyoruz. Tam değil. Isı akışı deneyi Ay'daki tektonik ve volkanik aktiviteleri ölçmek içindi. Komutan Young tarafından Apollo 16'daki en büyük hayal kırıklığına neden olan hata yapıldı. İnceleme B8'den, B7 ve B8 çizgisi arasında. Evet, B7 ve B8 çizgisi arasında. Tamam Baker, 7 ve 8. Anlaşıldı. Tamam, anlaşıldı. Charlie, burada bir şey oldu. Ne oldu? Bilmiyorum. Burada bir şey gevşedi. Bu ne? Hangi hat bu? Bu ısı akışı. Onu çekmişsin. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Dünyada yapılan tamirat simülasyonları zaman tüketicisine dönüşmüştü.
artık ısı akışı testi sürdürülemeyecekti. Dünyaya dönüş yolculuğunda evinden 310 bin kilometre uzaklıktaki kumanda kapsülünün pilotu yaklaşık 1,5 saat uzay yürüyüşü yaptı. Bilimsel enstrüman kapsülünden gelen film kasetlerini takip etti. ...1972'nin Aralık ayının başında Apollo 17 Ay'a gitmek için havalandı. İlk defa gemide bir bilim adamı vardı, jeolog Harrison Schmitt. Bu Satürn 5'in havalandığı ilk geceyken aynı zamanda Apollo Ay'a iniş programının son göreviydi. Houston, yörüngeye gireceksiniz, yörüngeye gireceksiniz. Bunlar kibar sözler Robert. Ekip Ay'a giderken dünyanın tamamının ilk fotoğrafını çekti. Mavi Mabel'ın fotoğrafını çekmek mümkündü. Çünkü kalkış yeni Ay'dan hemen sonra olmuştu. Apollo 17'nin ekibi bir sayı rekoru kırmıştı. Görevleri neredeyse 12 günden fazla sürdü. Astronotlar görevleri için uzay aracının dışında 23 saatten fazla vakit geçirdiler ve dünyaya 110 kilogramdan fazla kaya getirdiler. Ve Huzur Denizi'nin güneydoğusunda yer alan Taurus Litro Vadisi'ne indiler. Bu Huzur Denizi'ni oluşturanlar bundan 3.9 milyon yıl önce büyük bir patlamanın sonucunda meydana gelen gök cisimleriydi. Arka kırıldığında kesinlikle yetenekler konuşacaktı. Yapıştırıcı, zımba teli ve ay haritasının yardımıyla araçtaki arıza giderilmişti. Stepne kapağı olmadığından ay tozu pilotların etrafında uçuşuyor ve etrafı görmeleri imkansız hale geliyordu. Bu toz zımpara kağıdı kadar sertti ve uzay kıyafetlerinin içine girmeyi de başarmıştı. Giysilerin kapanmaları zorlaştı ve hava geçirmez hale gelmişlerdi. Bu hayati bir mesele olduğundan ay kapsülüne dönmeden önce tozlar dikkatlice fırçayla temizlenmeliydi. Teşekkür ederim Geno, daha iyi görünüyor. Televizyon kamerasının da temizlenmeye ihtiyacı var. Toz uzay elbiselerinin de yüklenmesine neden oluyordu. Ay tozu ay kapsülünün içinde yanık barut gibi kokuyordu. Çünkü buradaki oksijene tepki veriyordu. Apollo 17'nin ekibi sonunda maden işçisine dönmüşlerdi. Turuncu cam boncuklar Bodur adı verilen 110 metrelik kraterde dolaşıyordu. Cam parçalar 3.64 milyar yaşındaydı ve volkanik patlamadan kalmışlardı. Jeolog Schmitt'e göre bu kesinlikle ömrün icadıydı. Oh, merhaba. Durun bir dakika. Yansımalar nerede? Bir kere kandırıldım. Turuncu toprak var. Pekala, ben görene kadar sakın kımıldatma. Zaten her yerde. Turuncu. Pekala, ben görene kadar kımıldatma. Ayağımla karıştırıyorum. Hey, buradan da görebiliyorum. Turuncu. Turuncu. Bekle, siperimi kaldırayım. Hala turuncu. Elbette öyle. Çılgın turuncu.
Parktaki Çeşme şarkısının Apollo 17'nin dünyaca ünlü astronotları Schmidt ve Shannon'dan tuhaf titreşimlerini duyuyoruz. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. May, that's right. May is the year of the month. When them, much to my surprise, a pair of bunny eyes. Ay kapsülü son kez aydan havalanmadan kısa bir süre önce bütün insanoğlunun başarısı için bir hatıra plakası bırakıyor. Kelimeler şöyle. Sonunda insanoğlu ayın ilk keşfini tamamladı. Aralık 1972. İçinde bulunduğumuz bu huzur tüm insanlığı kapsasın. Bu anma yazısı bizim gibi birileri gelene dek, oradakilerden birileri gelene ve bunu tekrar okuyana dek burada kalacak. Apollo'yu ve bu keşfi anmaları için 99 ilerleme. 3, 2, 1, ateşleme. Yola çıktık Houston. Astronot Shannon ve Schmidt'in 14 Aralık 1972'de aydan ayrılmaları Apollo görevlerinin sonuydu. O günden sonra hiçbir insan aya gitmeyince Houston hızına ara verdi. ...1969 ve 1972 yılları arasında 12 uzay yolcusu aya ayak bastı. Apollo astronotlarının o zamanki seyahatleri hala günümüzde de bizi etkilemeye devam etmektedir.